Telefonun. Mert arıyor. Annesini arıyordur işte. Bak, söylemediğin bir şey mi var bana? Bir şey falan yakaladıysa telefonda, ne bileyim. Biz kadın kadına konuşuruz, hallederiz. Ben bileyim oğlum. Bak, bilmezsem kötü olur. Tamam. Peki. Ceket çıkartmamışsın. Siyah ceketini getireyim. İçinde düz siyah kravatlarından birini. Şöyle toplasın biraz. Kravat takmayacağım artık. Yavaş yavaş spor giyineceğim. Mont mu giyeceksin? Yok. Yeni aldığım kadife ceket var ya, onu giyeceğim. Hoş geldin abla. Hoş bulduk Levent'ciğim. Sen arayınca ben Fikret Hoca'nın taslağı için geldin sandım. Ama sordum, Özge'ye ulaşmış taslak. Özge mi? Önemli bir şey yok değil mi abla? Yok, bu sefer kendim için geldim. Aa. Yok mu bir odanız canım, yazarları ağırladığınız? Var tabii. Şöyle buyur. Üzerimden her yalanı çıkarttım ve attım çamaşır makinesine. Yoğun programda. Dışarıda da yağmur yağıyordu. Tanrı'nın yoğun programıydı o da dedim kendi kendime. Sokaklarda yıkanıyor dedim. Ne zamandan beri kedi alma fikrini düşünüyordum. Kediler geldi aklıma. Bir kedi olsaydı şimdi giderdi pencerenin kenarına, hüzne yatardı. Hüznü bilir onlar. Sevgiyi, sevilmeyi, yavrularını korumayı biliyorlar ya. Hüznü de bilir onlar. Çamaşır makinesi durdu. İşte böyle Levent'ciğim. Güzel abla, güzel. Bütün duyguları vermeye çalıştım. Daha çok günlüğüm var böyle. Günce diye bir tür varmış, Fikret abin söyledi Levent'ciğim. Daha çok ona giriyormuş bunlar. Ama aslında türün ne önemi var değil mi? Yani insanlar güzel yazabiliyorsa, hissettirebiliyorsa türün önemi yok bence. Tabii, doğru. Fikret abin işte. Bir şeyin içine sokacak illa. Yazar ya, bilim adamı ya. Aslında duygulardan uzaktır o. Fikret abi okudu mu bunları abla? Yok, yani parça parça okudu ama hepsini değil tabii.
Yani birazını okudum. Zaten kafası çok karışık Fikret'in. Hepsini bilmiyor yani. Ben bir şey düşünüyorum Levent'ciğim. Şöyle olsa, mesela hüzün diye ayrı bir bölüm olsa, aşk, sevgi, nefret gibi ayrı bölümler olsa, öyle mi sınıflandırmak lazım acaba? Doğru, mantıklı aslında. Bir de şiirler var. Yani o bölümlerin arkasına gelse. Nasıl oldu? Şöyle, hani biraz önce okudum ya hüzünle ilgili. O bölümden arkasına gelse o şiirler. Bak mesela öyle bir şiirim vardı. Bir böcek kondu eline, renk vermedi. Işıklar açıktı. Kapkara bir böcek gördü önce. İğrendi, nefret etti. Sonra gitti ışığı kapattı. Görmek istemedi. Birden ışıklandı eli. Bir uğur dobu. Bir ateş böceği. Kıpkırmızı oldu her taraf. Anlattı ona ümidi. Bu hüzünle ilgili olandı değil mi? Evet. Yani sevgiye de girebilir tabii. Tabii. Aslında nefret de olabilir. Nefrete de girer. Nefret. Bir kara böcek konuyor önce eline. Kapkara görüyor böceği. Ön yargılı falan ya. Sonra gidiyor ışığı kapatıyor falan. Yani hüzünle ilgili bir şiir olabilir tabii. Ama pek hüzünlü de değil. Güzel abla. Beğendim yani... Beğendim. Ama bu edebiyata ben bakmıyorum. Kadın edebiyatına başka bir arkadaşımız bakıyor. Tabii edebiyatın kadını erkeği olmaz tabii ama... Yani iyi eser iyi eserdir sonuçta. Ama biz de kadın edebiyatına Özge bakıyor abla. Özge biraz önce taslağı aldı dediğin mi Fikret'ten? Yani taslak buraya ulaşmış dedi Özge. Yeni başladı ama çok yeteneklidir. Ben onunla görüştüreyim seni istersen. Hem yayın politikasını da biliyor. Artık ben de desem boş. Dur abla dur. Burcu Hanım, Özge Hanım geldi mi? Levent ben. Ha tamam geliyorum. Ya da dur sen söyle en iyisi ya. Burada bir yazar adayı var. Gelip bir baksın. Hayır bekleme odasındayım. Tamam kendisi gelsin bir baksın. Hoşça kal. Abla gelince kendini tanıtırsın. Çıkmadan bana bir uğra hoşça kal diyeyim sana. Tamam Levent'ciğim sağ ol. Mert, aradın. Funda'dan bir haber mi var? Tamam. Tamam ben aramam oğlum. Bak telefonda falan bir şey diyor ise Funda. İşi olsa siler misin telefonundan? Demek öyle yapılıyor. Tamam. Hoş geldiniz. Aslında bizim bir internet sitemiz var. Oraya taslaklarınızı gönderiyorsunuz. Ön eleme yapılıp geliyor bize. Biz değerlendiriyoruz, arıyoruz filan. De siz kendiniz gelmişsiniz. Ben bir şeyler yazıyorum da. Çok küçük bir şey okumak isterim eğer vaktiniz varsa. Pek vaktim yok ama. Siz burada yeni misiniz? Ben Levent'i tanıyorum da. 6 ay falan oldu. Bütün telaşesi arasında bir fikri yoktu. Sadece rızkını arıyordu hayatta kalabilmek için. Aynı bizler gibi.
O güne kadar nelerin içinden geçti kim bilir. Bizim gibi devlerin arasında yaşadı görünmeden. Ama biz hep yok etmek istedik onları. Belki de bir adı vardı. Ama biz onlara hep aynı isimle hitap ettik. Onun da çocukları vardı. Sevgiyi biliyordu. Şefkati, acıyı, terk edilmeyi, aldatılmayı. O anda eve kedi alma fikrini bir daha düşündüm. Almamalıydık. Onu gördüğümde banyodaki çamaşır sepetinin arkasından anlamlı gözleriyle bana bakıyordu. Sıkışmıştı. Belki bir adı vardı. Ama biz onu hep fare diyorduk. Güzel. Kalemizi alabilir miyim? Belki de dünya onun için bu apartmandan ibaretti. Belki başka bir şeyle karşılaşmamıştı ömrü boyunca. Güzel, etkilendim gerçekten. Size bir şey soracağım. Tabii. Bunlar deneme mi, günce mi? Günce. Ne yaptınız abla? Halledebildiniz mi? İşte. Bir şey söyleyeceğim Levent'ciğim. Buyur abla. Böyle çok genç görünüyorsun. Ha, yani işte. İyi, genç görün böyle. Aşk olsun abla, genç değil miyim? Bu muydu söyleyeceğin? Aslında senden bir şey rica edeceğim. Şimdi yukarıya çıkmayayım. Özge Atma numarası var mıdır sende? Ha, tabii tabii. Ne hoş bir kız öyle ya. Hı hı. Hırslı gibi biri sanki. Ha? Yani işte. Ama çok çalışkandır. Gece geç yattığını fark ettim. Yazı yazdın herhalde. Ben de kahvaltı işini dışarıda hallederim diye düşündüm. Bir kahve içsem yeter. Derse girmediğin zaman mı spor giyineceksin artık? Hı hı. Öğrenciler böyle alıştılar. Yavaş yavaş değiştirmek lazım. Ben teodorantımı kullandım mı ya? Tamam. Tamam anladım. Fikret,
Kaç zamandır söyleyecektim. Neyi? Funda'nın hamileliğini. Ama düşürmüş bebeğini. Mert söyledi şimdi. Üzüldüm. Funda bebeğini düşürdüğünü saklamış. Ama ben konuşacağım Funda'yla. Eşine, evine, her şeye sahip çıksın artık. Dur sana bir kahvaltı hazırlayayım. Hangi ceketini giyeceksin? Bilmem, düşünmedim daha. Hava çok soğuk, kaşı ceketini çıkarayım. Diğerleri ince kalır. Daha vaktin var mı? Niye? Fakülteye derse. Ha evet, var biraz daha. Tamam o zaman. Ve sana bir şey soracağım. Sor. Özge'yi tanıyor musun? Hangi Özge'yi? Yayın evindeki Levent'le çalışıyorlar. Ha şu yeni giren kız. Evet tanıyorum. Neden sordun? Dün yayın evine gittim. Neden gittin yayın evine? Yazdıklarımı okutmaya gittim. Beğendiler mi peki? Kim?